Evet, şimdi tavuklu makarna yapıyoruz. Bir adet biber, iki tane küçük boş soğan, küçük domateslerden 4-5 tane domates, büyük domates olursa 3 tane yeterli. Tavuk göğsü ve makarna. İşte şimdi. Evet, şimdi soğanları doğradık. Küçük küçük piyazlık şekilde. Biberleri de öyle doğradık, biraz piyazlık şekilde. Bunları önce biraz kavuruyoruz. Sonra pembeleşene kadar soğanı kavuruyoruz. Bunları bu doğradık tatlı şeyi bunun içerisine. Şimdi arkadan domatesleri katacağız. Evet, soğanları, biber güzel iyice pembeleşti. Oh, mis gibi koktu. Şimdi domatesini katıyoruz. Evet, domatesini güzelce bir kavuruyoruz, mis gibi. Oh, buram buram koktu. Size kadar gelmiştir kokusu. Kıymetli takipçilerim, mis gibi koktu. Kokusunu almışsınız. Şimdi bunun içine bir diş de sarımsak katacağım. Bu biraz böyle soğanı azıcık bıraksın, kendini biraz yumuşasın. Sonra devam edeceğiz. Evet, bir diş de sarımsak. Bu da filizlenmeye başladı. Bir diş sarımsak ekliyoruz. Bunun içerisine küçük küçük kıyıp ekleyeceğiz. Evet, sarımsağı doğradık. Bunu da ekleyeceğiz şimdi içerisine. Evet, böyle pişecek. Şimdi biraz sonra domates az biraz yumuşasın. Sonra tavuğu ekleyeceğiz. Evet, biraz da bir kaşık kadar salça katıyoruz. Evet. Salça biraz çok katı olduğundan kaşığa yapıştı. Evet, bu. Bunu da bununla beraber kavurup salçanın kokusu biraz çıksın. Sonra devam edeceğiz yine işlemleri. Evet, salçası da bayağı, salçanın kokusu çıktı. Şimdi bunun içine baharatları katıyoruz. Biraz pul biber, bu kekik, karabiber, bir tutam da nane. Bunlar şimdi, bunları ekliyoruz. Ekliyoruz. Arkasından tavuğu ekliyoruz. Tavuğun bu arada bir parçasını kullandım. Bir paket makarna olduğu için bir parça tavuk göğsü yeterli. Parçasını kullandık. Bu iyice burada biraz şey olsun, mühürlensin tavuklar. Sonra devam edeceğiz tekrar. Bunlar burada bayağı pişecek. Şimdi bu tavuk burada mühürlendikten sonra biraz su ekleyeceğiz. Onunla beraber tavuk biraz pişmesi gerekiyor. Evet, bu arada tavuklar mühürlenmeye devam ederken biraz tuz ekliyoruz. Evet, şimdi tavuklar mühürlendi. Biraz kaynar su ekliyoruz üzerine. Tavukların pişmesi için. Ve bu tarafta da makarnayı haşlayacağız. Sonra buna ilave edeceğiz bunu. Bu böyle pişecek. Tavuklar pişecek, domatesler eriyecek.
Düz açına bunu böyle pişmeye bırakıyoruz. Öbür taraftan makarnayı haşlayacağız, hazırlayacağız. Böyle pişsin bu şimdi. Tamam, bunun kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet, tavuklar pişti güzelce, mis gibi. Oh, mis gibi koktu. Şimdi makarnayı katacağız üzerine. Evet, makarnasını ekledik. Güzelce karıştırıyoruz. Mis gibi. Evet. Tavuklu rosto makarna. Süper bir lezzet oluyor. Hepinize tavsiye ederim. Evet. Şimdi bu oldu. Şimdi bunu servis yapacağız. Oh, mis gibi buram buram koktu. Evet, makarnamız hazır. Yoğurtla beraber servis yapıyoruz. Herkese afiyet olsun. Deneyenler pişman olmazlar. Denemenizi isterim. Nefis bir lezzet oluyor. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.